Herkese selam arkadaşlar. GTA Vice City Hardline'da işler yolunda giderse, her şey yolunda giderse final bölümüyle karşınızdayım. Şimdi basımhanenin görevini yapacağım. Bu görevde biliyorsunuz Sony'nin adamları baskın düzenleyecek. Daha sonrasında ise final görevinde kim bilir başımıza neler gelecek. Bu görevi belki kolay geçeriz ama final görevini muhtemelen oyunun en zor görevi olarak yapmıştır. Bakalım neler olacak. Güzel bir gün, güzel bir akşam. Hep beraber bu işi halletmeye çalışacağız. Let's go. Emre'den de yayının başındaki 50 katıl için çok teşekkürler diyelim. Dörtlü araçla geziyorlar. Haitilileri de yanlarına almışlar ve Haitililerin elinde M4'ler var. Bizden vergi kesiyorlar. Git diyor ve elemanları yok et. Şimdi şöyle, elemanları ben kovalarsam evet beni çok kötü tararlar ama park ettikleri yerlerde eğer onları tararsam uzaktan, bana onlar ulaşamadan sanki çözerim gibi. Beni tarayabilecekleri yerlerde kendimi safe noktalara çekmem lazım. Mesela Lance Vance görevinde, işte Ricardo Diaz'ı öldürme görevinde şey yapıyorduk ya, kendimizi tepeye atıyorduk, uzaktan falan tarıyorduk. Yine öyle yaparsak sanki geçebiliriz gibi ama bu ilk düşüncemiz. Sonrasında ne olur hep beraber görürüz. Şimdi elemanlar nerede görmedim ve içimden geçtiler. O duvarın arkasından beni nasıl vurdu bu şekilde? Resmen duvarın arkasından vurdular. Yani ben sol taraftalar zannettim. Eleman duvarın içinden tarayarak patlattı beni. Bismillah diyerek başlayalım abi. He, şeyin önünde, basımhanın önünde bir tane save atalım. En son save burada kalmış. Basımhanın önünde save ile ilerleyelim. Ya bunu daha önce de gördük. Telefon görevini yaparken de aynısı oluyor. Vurdukları mermilerin tamamı vücudunda. Yani asla dışarıya sekmiyor mermiler. O yüzden onların vurabileceği menzilde değil de uzaktan sniper'la ya da onlar sana doğru gelirken kendini koruyup bir yere sıkıştırıp o şekilde halledebiliyor olman lazım. Yoksa olmuyor. Mustafa Uğur kanala katılmış. Teşekkür ederim Mustafa. Chat yeterince görünür ya. Bu sefer de bütün ekranı kaplamasın. Abi tank götür. Yine başladık galiba. Muhteşem tavsiyelere. Canı 75 mi yapsak? Olabilir. Baktık çok takılıyoruz. Candan 75 yapıp o şekilde gidebiliriz. Ama ona save attığımız anda bu sefer problem oluyor. Save atıyorsun, hemen can gidiyor. Kendimizi safe bir noktada tutmamız lazım. Bizi vuramayacakları anda tarayıp indirmemiz lazım. Belki geminin üstüne çıkıp taramak falan orada çok mantıksız gelmiyor bana. Yine save almadık değil mi? Chat'e bakarken unuttum. Bir dahakini hallederiz. Ya da belki bir dahaki olmaz. Belli mi olur? Belki bir dahaki olmaz. Tek atarız. Uzaktan bir sniper'la vurmaya çalışacağım. Ne olacağını görelim. Onlara çok yanaşmadan sniper'la en azından Haitilileri vurursak işi biraz daha kolaylaştırırız. Burada da adam varmış. Belki de o vurdu beni az önce. Mesela çıkmaya çalışanları sniper'la vurabilir miyim? Koşanları. Yine buradan gelecekler. Çok zor o ya. He bak, buradaki adam da varmış. Demek ki beni az önce bunlar taradı. Sadece oradakiler olsa o kadar iyi tarayamazlardı çünkü nereden taradıklarını anlamamıştım. Bir de tepeye de adam koymuşlar. O yüzden o kadar hasar yedik. Bu arada birkaç tanesini vurdum. Orada kan izlerini gördünüz. Tarayanlardan birini kesin vurdum. Ama ikincisini vuramadık. Şimdi bu yolculukta adamlar bizi tarayacağı için takip etmek sıkıntı ama dur bakalım, geldik mekana. Şurada da iki kişi var, görüyorsunuz. Ama mekanın içindekiler kolay ölüyor. Böyle acayip armorlu adamlar değil. O güzel. Hemen yola doğru dönelim. İlk bizden vergi kesmeye çalışan, tax kesmeye çalışanları hallettik abi. Şimdi şurada çitağımız var. Bu arabanın durumu kötü. Hemen çitağa geçelim. Ve uzaktan indirmeye çalışalım gene. Mekanların önüne çok daha fazla, çok daha kalabalık eleman koymuşlar. Arabada 4 kişi var. Mekanların önünde de en az 2-3 kişi oluyor. O yüzden sıkıntı. Mekanların önüne dikkat. Ne yaptılar? Şeye geçiyorlar. Köprüden Malibu taraflarına falan geçiyorlar galiba. Panter Emre. Almayacağım. Tank. Yani yeter. Tank al. Tankı nasıl alacağım anasını satayım? Oğlum, tavsiyeleriniz için çok teşekkür ederim ama bu modu ben 20 gündür oynuyorum. İlk kez gelmiş olabilirsiniz ama hile yazmıyoruz. Bu modda silahlar yok. Böyle gidip bir yerden alamıyorsun. Tavsiyeler bazen, tavsiye kalitesi çok sıkıntı olabiliyor. Bu sefer minibüs getirmişler direkt. En azından birini vurduk. En azından birini vurduk. Devamını kendimiz eritmeye çalışalım diyeceğim ama baksana Malibu'nun tepesi de dolu. Ve elemanlar kesti gitti yani vergiyi. Bütün mekanlardan vergi kestiler. Fail olduğun gibi bir şey var mı? Hayatımda yaşamadım. Belki de ilk kez yaşayacağız yani. Belki de ilk kez öyle bir hata yiyeceğiz. Mekanlara varmadan ya da mekanları mesela vergisini kesecekler. Ben uzakta bekleyip mekanlara çok yanaşmadan adamları vuracağım. Bence bu görevin olayı olmalı. Arabadakiler çünkü tek yiyor böyle. Hemen ölüyorlar. Çok sıkıntı değil arabadakiler ama mekanın önüne geldiğimde içimizden geçiyorlar. O açıdan sıkıntı. Bu şimdi nereye gidiyor mesela? Basımhaneye falan mı gidiyor? Hadi bakalım. Başladı bizim mesai. Başladı bizim mesai. Daha önce yaşanmamış tarzda bir hareketi yaşadık. Basımhanenin önünde save atalım. Onu unutmayalım bu sefer. Tekrar yolu yapmayalım. Polise çarptım. Aracın tekerlekleri yukarı çıkmayı başardı köprü ayaklarından ve aşağı atladı. Bu görev çok zorlamaz diye düşünüyorum. Önemli olan final görevi abi. Önemli olan final görevi. Telefon görevini neden yapmadık? Telefon göreviyle 2 kere uğraştım çünkü. 3.'ye uğraşasım gelmiyor. Artık finale doğru gidesim var. Belki farklı bir yayında da telefon görevleri için falan açarım. Ama şimdilik uğraşasım gelmiyor telefon görevleriyle. Emre Tanrıverdi'den 50 katıl daha. Diyor ki sen bu işi yaparsın. Gücün de var, sevgin de var. Aziz de katılmış. Çok sağ olun. 2700'leri de geçmiş olabiliriz. 2800 katıllara gelmiş olabiliriz. 3000 katıla doğru gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. Helikopter görevini nasıl yaptın? O deli etmiyor mu? Vallahi çok temiz geçtik onu. Yarım saat falan sürdü. Şimdi her görevi yapışımızda yeni bir şey öğreniyoruz. Oraya yaklaşırken mekanın üstünde 2 tane sniper'la vurmamız gereken adam olduğunu biliyoruz. Orada bir dahakine patlamayız. Hasar yer miyiz bilmem ama en azından patlamayız. Her mekanın başına çok daha farklı, çok daha özel adam koymuşlar. 2853 katıl olmuşuz bu arada. Tekrar teşekkür ederim Emre'ye bugünkü muhteşem desteği için. Şimdi şuradan bekleyelim çok yaklaşmadan. Sniper'ımız var. Çok fazla yok ama var. Bu bir. Bir tane daha vardı sağda solda bir yerde. Şurada galiba şu binanın üstünde. Onu da vurduk. 2. Şimdi araca atlayalım. Araca hasar verirlerse versinler. Sıkıntı yok. Elemanları bu şekilde indirelim. Bunlarda biraz şatkan olması bir tık sıkıntı. Ama çözülüyor yani. Bence olay bu. Mekandan alsınlar paraları. Mekandan paraları çeksinler. Biz mekanların çok dibine girmeden hani bir sonraki mekana giderken arabaların yolunu kesip taraya taraya indirebiliriz. Emre Tanrıverdi'den 1000 TL'lik destek. İyi yayınlar kalp kalp. Hem oradan hem buradan. Benden de sana kalp kalp. Canım benim çok sağ ol. Bu arada yukarıdaki barı hemen bir yayın sonra tekrardan açmak istemedim. Hani o bitti bu başladı bitmiyor sınırsız bar gibi düşünmeyin diye. Bir sonraki barı kira aylık ödemeler tarzı açacağım. Çünkü sonuç olarak oraya gene bir ihtiyaç yazsam. Atıyorum kablosuz kulaklık yazsam bu sefer faturaları neyle ödeyeceğiz? Kirayı neyle ödeyeceğiz anladınız mı? O yüzden bir sonrakini aylık ödemeler kira falan diye açacağım. Yine hani bugün yarın yeni bir bar görürsünüz. Ama hemen bir ertesi yayında açmak istemedim. 1000 TL atsan beni de sever misin? Sen para atmasan da seviyoruz seni ya. Okey güzel temizledik. Şimdi Deluxo'yu alacağız. Ne zaman California Vlog? 5000 katıldı mı? California Vlog'umuz GTA 6 ile beraber. Emre ben Cemil. Miami sokaklarında. Cemil ile Emre öpüşürken. Ben de fotoğraflarını çekeceğim. Arkada Ocean View Oteli. GTA 6'da Miami'deyiz abi. Kanala bir faydam olmasa da sever misin beni? Kanala katılmak zorunda değilsiniz. Her türlü burada chatte eğer düzgün muhabbet yapıyorsanız, chat'in akmasını, güzel sohbet olmasını sağlıyorsanız her türlü desteğiniz var. İlla ki katılmak zorunda değilsiniz. Ama katılırsanız tabii iyi olur yani. Ananın tövbe tövbe. Neyle geldiklerini gördünüz mü? Sevdiğim kız tankla gelmiş. Gibi bir durum var şu anda. O zaman bununla zaten uğraşmanın anlamı yok. Direkt olarak indiği yerde uğraşacaksın yani. Bununla uzaktan taramanın hiçbir anlamı yok. Bu arada 47 canımız kaldı. Askerlere vurduk üstündeki. Bana can lazım. Eczacı can verir mi? Vermez muhtemelen. Bize can lazım. Canı en yakın Vercetti'den alırım. Ama doğru olur mu bilmiyorum. Sanki bu indiği gibi tarasam daha mantıklı. Bir uzaklaşmadan. İndiği gibi tarasak bunu. Hemen arabayla drive-by. Daha mantıklı olacak. Bu Sunshine Otos'a gidiyor vergi kesmeye. Çarpmayalım, patlamayalım. Hatta şöyle yapabilirim. O gidene kadar ben şurada bir yeni araba Cheetah. Araba geçişi yapayım. Gittiğinde de indiririm. Sonra tanka al. Yani şu an tank elimize geldi. Oyun belki de bunu istiyordur. Üçüncüde tank al yoksa aklını alırlar diyordur. Elemanın tankını alırız. Ondan yana hiç sıkıntı yok. Tekrar spam oldu mu peki oradakiler? Olmadı. Çok iyi. İn şimdi tanktan. Diğeri de insin. Mission Pest. Vay 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 bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. 30.000 dolar paramızı aldık arkadaşlar. Ve sağ olsun oyun bize bir de tank geldi. Bize tam olarak tank gelmemiş olabilir. Bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir. Bize tank gelmedi. Zaten son görevde tankı ne yapacaktık? Mekana mı sokacaktık yani öyle düşünün. Son görevde evin içinde çatışıyoruz. Tankı ne yapacaktık? Oksijenciğim teşekkürler. Restarttık durum yok ya. Görevi geçtik. Tankı ne yapacaktım? Malikaneye mi sokacaktım? Final görevi zamanı geldi. Zurna'nın zırt dediği yer. Abi bu mod hayatta bitmez. GTA Vice City Hardline bir senelik içerik hayırlı olsun. Abi bitiremezsin sen bunu diyenler için. İşte o an... Bu an arkadaşlar gidelim armorumuzu alalım silahlarımızı fullleyelim ve GTA Vice'de Hardline'ın final görevine Sonny Forelli'yi öldürme denemelerine başlayalım. Bu görevi çok rahat geçtik, temiz geçtik. Kesinlikle zor bir görev değildi bence. Bakalım devamı ne olacak? Ne final mi, hayat bitti. Hasso teşekkür ederim. Arkadaşlar canı 75 yaptığımızda save attığın ilk anda can tekrardan 50'ye dönüyor. Yani her seferinde bunun için kızları bindirip uğraşmamız gerekiyor. Öncelikle görevin bir taktiğini öğrenelim, olayını öğrenelim. Kesin olarak geçeceğimize inandığımızda can arttıra arttıra deneyebiliriz. Ama şu anda ilk denemede can arttırmanın hiçbir anlamı yok. Şimdi oradan shotgun'la M4'ü alabilirim. Buradan belki drive-by yaparız gene mekanın içinde. Buradan biraz MP7 tarzı silahları alalım. Başlığı güncelleriz final görevindeyiz diye. Böyle şundan biraz alalım, bir 1000 mermi. Bundan zaten mekanda alacağım. Sniper ver. Armorumuz zaten var. Başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Hadi revolver'ı da aldım. Belki bir tane de Mesut komiserlik yaparız. Bu arada sen ilk oynadığında şurada salar, burada salar. 3 günden fazla oynamaz çekenler vardı. Bakıyorum sessizler. Ya beni tanıyamamışlar daha. Beni daha tanıyamamışlar. Aslo'dan katıl hediyesi. Nurullah'a gidiyor. Teşekkür ederim. Haydi bakalım. Şimdi Versetti konağına doğru devam. Finali aşırı zorlamışlardır söyleyeyim bence de. Katılıyorum. Let's go, let's go. Halledeceğiz. Başlangıcı güzel yaptık. Mod kolaydı bu arada çerez. Bu mod bittikten sonra ne yapacağız? Hasso'dan katıl hediyeleri bir bir devam ediyor. Bu mod bittikten sonra valla aklımda Shinovice'e başlayabiliriz muhabbeti var. Çünkü final sürümü gelecek. Belki Shinovice yapılabilir. GTA 5 playlist'i bir öne alalım. Yorumları var. Yayınları GTA 5 playlist'e başlatalım. Yorumları kesinlikle GTA 5 playlist oynanmak istediği için değil ama. Bu arada bu görevde ben No Hit Run taktiği olarak içeriye taksiyle, zebra taksiyle giriyordum. O da kötü bir fikir değil. Sadece bir olayı çözelim. Burada bir save atıyorum. Normalde ben zebra taksiyi burada içeriye sokuyorum. Zebra taksi çok tank gibi araç olduğu için ya da API Washington. İçeriye onunla girebiliyoruz. Bakalım şimdi neler olacak. GTA Vice City Hardline'ın final göreviyle karşınızdayım. Bir sinematiği de izleyelim. Bu Logan katılmışsın sen zaten. I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes. And tamamdır Delitta. Admiral almadın mı? Bu oyunda o şansın yok ya. O Admiral, Diaz'ın patlamayan, sıkıntısız Admiral'i burada çok daha zor alması. Mümkün değil yani. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine. This is my operation. My. Tommy'nin gözleri neden dayak yemiş gibi. Adam demiş ki bu mod yüzünden Tommy geberecek, gidecek. Hayatı kayacak. O yüzden bu hale getirmiş Tommy'yi. Hadi bakalım. Tommy! Good to see you. I've had 15 years out of the loop. Rüyalarında Hardline'da oynuyor musun? Rüyamda GTA Vice'i görmüyorum abi. Allah'a şükür yeterince zaten gördüğüm için bir de rüyalarıma karıştırmıyorum. Rüyalarımda genelde futbolcu falan oluyorum, koşuyorum bir yerlere, saldırıyorum. Aslıcığım hoş geldin tekrardan. Tekrar hoş geldin. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone. Ben rüyalarımda hep uçuyorum. Eğlencelidir. Isn't that right, Lance? Ben Tommy'nin çok şaşırmasına da, gerçi biz bu taraftan izlediğimiz için biliyoruz zaten yani edeceğini ama. Tommy'nin çok şaşırmasına da karşıyım ha bu arada. Lance'ten beklersin. Gerçi gene de sakin tepki veriyor da çok şaşırmıyor ki sanırım. Yoksa Lance zaten büyük bitch yani. Özellikle GTA Vice Story'si izlediyseniz, oynadıysanız seni öldürmeden önce suratına işemek isterim, seni kızdırmak isterim diyor. Money 1000, Varsity Gang 25. Adamlarımın da ölmesini engellemem lazım. Ve belli başlı silah vermiş. Kasalarımdan biri çalınıyor şu an. Oha. Oha, param bitti. Aşağıdaki kasayı çalıyorlar. Ananın. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Türkiye dale delan oy. Paçimpoy da paçimpoy diyorum bu duruma sadece. Sanki bir tık zor olacak gibi. Çok 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 zor değil de. Benim M4... ulan ben M4 almamışım ki. M4'ümü çalmışlar diyorum. M4'ümüzü daha almamışız. Durun. Bir M4 alıp save atalım ona göre. İmkansız geçilmez bu görev. Bu görev de geçilir. Hiç sıkıntı yok. Çözeriz. Peki ben burada save atsam silahlar yenilenir mi mesela? Üst kata çıktım. Save attım. Silahlar yenilendi mi? Oyun iyisin ya. Vallahi iyisin yani. 3 saat minimum. İnşallah. İnşallah bir 3 saat sürer ya. Arkadaşlar bu görev o kadar zor ki bir hafta boyunca aynı görevi yapmak zorunda kaldım. Ah be. Nasıl olur? Çözeceğiz çözeceğiz, ayarlarız. Sabahlar mıyız? Yani 2 saat 2,5 saat deneriz. Olmazsa yarına kalır, ne yapalım? Göreve girmeden arabaya dişi birey mi atsak? Dediğim gibi önce bir görevi çözelim. Ne kadar zor olduğunu, böyle kıl payı kaybediyoruz dediğimiz seviyeye getirebilirsek o zaman bakarız. Şu an görevin başı zaten. Daha Lance'i göremedik bile, adamlar içimizden geçti. Okey. Yeterince mermi alındı bence. Girelim bakalım göreve. Bu sinematiği bayağı göreceğiz abi. Bu sinematiği bayağı göreceğiz. Hayır. Sadece para olsa ayrı dert. Bir de çete elemanlarının da ölmemesi lazım. Belki de direkt aşağı atlamam. Ananın. Direkt aşağı atlamam lazım belki de. Oğlum bu adam ölmüyor ki. Katkanlı olanı acayip korumalı yapmışlar. Göreve zebra taksiyle girmek çok mantıksız değil bu arada. Yani zebra taksiyi içeriye sokup girip zebra taksiyle görevi başlatmak. Belki biraz tararlar ama en azından üstlerinden falan geçip belki biraz daha hızlı başlatırım görevi. Ben bir gidip zebra taksi alacağım abi. Zebra taksiyi aşağıya bırakıp bir onunla deneyeceğim. Taksiyi kasanın önüne koymak. Yani ben taksiyle gidene kadar o taksiyi patlatacak seviyeye getirmezlerse kasanın önüne koyarız. Ama o sırada beni patlatmamaları lazım. Bir de shotgunlardan korunmak için taksiyle drive-by taramak da çok mantıksız değil. Çünkü bunlar şey oluyor. Mesela normal bir adamı tararken taradığın için o seni karşılığında tarayamıyor. Problem çıkıyor adam için. Ama bunlar etkilenmiyor. Direkt seni taramaya devam edebiliyorlar. 4 kurşuna bakar adamlarda shotgun var. Belki 20 hasar yemeyiz. 10 hasar yemeyiz. Ekstra olur işte. Bizi biraz daha yaşatır. Ama görevin başında direkt kasaya atlamak lazım. Çünkü paranın daha 1000 dolarsa toplam para hemen 600'e falan düşürüyorlar. Daha kim bilir kaç kere kasalara saldırı olacak. Başlangıçta o kasanın erimemesi lazım. Bir zebra taksiyi götürelim. Bu aracın özelliği hem patlaması zor, zırhı iyi, hem hızı iyi. Dönüşleri evet bir tık caciki ama oyunda sevilen güzel arabalardan biri bu. Vay. Teşekkür ederim. Bu arada yayına gelen çok fazla insan var şu anda yeni. Yayını bir beğenirseniz sevinirim. Ben de başlığı güncelleyeyim. Final görevindeyiz yapalım. Bugün 615, sonlara doğru bir 100'leri, 900'leri, hatta 1000'leri görmek mümkün. Muzlu sütümüz de geldiğine göre. Bu arada muzlu süt hayattaki en güzel içeceklerden biri olabilir. Bayağı 10 numara içecek yani. Let's go. Ege Öspınar'dan 5 katıl hediyesi. Cansın, eyvallah. Senin PC'ye temizlik şart. O nereden çıktı? Dost tarçın. Tarçın yok da tarçın sahlep muhabbetine çeviriyor. Ama bala okeyim. Bal var. Kaç GB yer var. He, o anlamda temizlik tabii ki lazım. Ama işte stok video yapınca mecburen bu duruma düşüyorsun. Bir video çekiyorsun 40 GB. Çıkarttığın video 30 GB. 8 tane video yapsan stokta. Zaten 560 GB öyle gidiyor. Bir tane save atalım burada. Şimdi. Gel baba içeriye. Tommy neden tinerci gibi? Belki tinercidir. Onur'dan da 10 katıl. Bugün 3000 katıla gidiyoruz abi. Herkese çok teşekkür ederim. 2850'lerdeyiz. Bugün 3000 katıla gidiyoruz. Buradan Senpei Ali kardeşime selam olsun diyerek 22 TL'lik destek gönderiyor Ege'de. Ege'ye de teşekkürler. Rosenberg'le beraber evet canı çekmiş abi. Canı çekmiş onunla. Nedense GTA Vice görünce duygusallaşıyorum, çocukluğumla oynuyorum. Şu an sinematiği geçemiyorum bu arada. Şu an shift yapıyorum ama geçmiyor. Heh, geçti. Evet, bizim taksi vardı ya az önce, artık yok. Onun bilgisini bir vereyim. Paramı hala çalıyorlar. Oğlum geldim ya. Geldim ya ben. Ben gelmedim mi şu an? Ben mi fark etmiyorum? Yani el bombası olsa gerçekten elimizde işler o kadar kolaylaşacak ki. Üstteki başka kasa. Zannetmem. Başta alt kasadan alıyordu. Adamı vurdum sonra bir daha almadı. Üstteki kasaya gittiler. Neyse çalsın paramı. Belki her kasanın $1000 vardır mesela. Adam 2 kere vurdu. Bomba veya minigun al. Eyvallah. Nereye gidersen tersi. Dur bakalım. 3 tane kasanı koru diyor. Bak orada da varmış. Ha, köşede de var kasa. Okey. Bizim çeteden bir kişi az önce benim mermilerimle şehit oldu. Kendisine, ailesine şükranlarımı sunuyorum. Az önce hallettim arkadaşı. Ya siktir ama. Kasaya bakarken bir yandan da vurmazsın yani. Herif kasaya bakarken döndü çaktı bir tane. Diğeri üst katta. Koşmam lazım. 52. $52. Ay bizimkine çakıyordum. Şimdi aşağıdakine biri koysa param bitti. Kanka gelme bir dakika. Yok. Mission failed. Ama ben kimseyi geçirmedim ya. Nereden çıktı o adam? Bak bence şu mantıklı. Az önce yaptığımız hareket mantıklı. Aa göreve geri girdik yanlışlıkla. Dur. Erken oldu bu. Hani sol üstteki kasayı vurdum ya. Hemen aşağıdakini vurup sol üsttekini vurup oraya bekleyip oraya kimsenin gelmemesini sağlamak. Üçüne de oradan bakıp vurmak mantıklı gibi. Bak gittik. Burada çıktık. Vurduk. Aşağı indik. Aşağıdakine vurduk. Çıktık yukarıya. Buradan bakıp hem şuraya giremezler, hem şuradan gelemezler, hem buraya gelemezler. Buradan hepsini taraya taraya indireceğim. Ama kaçırmamam lazım yani kimseyi. Taksiyi içeriye sokmaya çalıştık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki taksi kayboldu. Onu görmüşsünüzdür. O yüzden taksiyle şu anda uğraşmıyorum. Taksi az önce kayboldu çünkü. Bu sahneyi beraber yaşadık. Mesela sniper'la hızlı ölüyorlar mı? Sniper'la çaksak. Arkadan da shotgun'lı biri sıkıyor galiba. Sadece bu değil. Emin olmamakla beraber. Çok fazla içimizden geçiyorlar ya. Çok hızlı içimizden geçiyorlar. Ve bu daha. Görevimin başlangıcı daha. Lance'i kovalayacağım. Daha sonra Sonny'yi öldüreceğim. Biraz sıkıntı gibi. Bir daha bir taksi içeriye sokalım. Direkt binanın içine değil de görev markerını oraya falan koyayım. Belki kaybolmaz. Bir daha deneyelim. Kasaya bakarken bir yandan arkasına dönüp gene sıkmaya devam ediyor. O bayağı enteresan. Bu sefer şöyle bırakacağım. Belki kaybolmaz. Herkes hoş geldi. Aleykümselam arkadaşlar. Taksi yine kayboldu. Onu kurtaramadık. Neyse parayı biraz akıtsınlar. Ben ölmemeyi gayret edeceğim başlangıçta. İlk hedef ölmemek olsun. Kimlerde shotgun olduğunu çözmek lazım biraz da. Sağ taraftan shotgunla sıkıyorlar bak. Bunlarda normal taramalı var. Sağ taraftan shotgun sıkıyorlar. Hemen yukarıya çıkmak istiyorum burada kasayı boşaltmasınlar diye ama şuradan tarayanlar bayağı bela. Yukarıyı gene soyuyorlar. Yukarıya koşmam lazım. İçeriye kimseyi sokmazsak şu anda çok sıkıntı yok gibi. Onu yakaladım. Onu da yakaladık. Onu da yakaladık. Evet. O seviyeye getirdik. Go and kill Lance Backstabber. Arkadan bıçaklayan Lance'i öldür kısmına getirdik. Yani okey ya. Kasaları düzgün açıdan gören yerde durursan çok fazla tarayamıyorlar. Sonrasını bilmiyorum. Sonrası sıkıntı ama çözeriz. Bir hafta bunu izler gibiyiz. Abi onu diyenler bir senede biter anca bu içerik diyordu. Vallahi akıttık yani. Sniper'da tek işlemiyor ya. İştesi zaten işimiz çok daha kolay olurdu ama sniper'da da tek işlemiyor. Ben kaldım içeride. Ben kaldım aga, ben kaldım. Yan koy abi, yok sıkıntı yok. Evet bir de böyle deneyelim bakalım. Kaybolacak mı? Beni almadın, beni almadın. Kaldın mı orada? Yok, taksi gene kayboldu. Ege buradan taksiye depar atsak bu sefer içerideki parayı hemen bitirirler. O yüzden İçeri gidemiyorum. Şimdi bende elektrikli testere var mı? Normal versiyonumda. Normal oynadığım tarzda elektrikli testerem var mı benim? Eğer elektrikli testere varsa dibine girdiğim gibi vır vır üstünden de geçebilirim ama testere de yok. Neyse içeri girdiğim gibi shotgun'a dönüp shotgun'la tak 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 çalışabilirim. Easy görev gibi. Easy baya. Baya kolay. Filde yok muydu? Filde var evet. Onlardan düşen paraları toplasan ne olur? Kasa parası olarak sayıyor. Yani benim param değil. O yüzden saymaz herhalde. O dibime giren mi shotgun çeken? O en sonda koşup dibime giren turuncu tişörtlü abimiz herhalde o shotgun'la benim içimden geçen. Herhalde o. Acayip koşuyorlar canım. Yavaş gitmiyor. Depar atıp koşuyor direkt. Yani mecbur bekliyorum şu an. Buradaki gene shotgun'ı kıçımıza sokmasın diye ama yani beklediğimde de para bitiyor bu sefer. Şimdi shotgun'la tek yiyeceğiz. Ne yapabilirim ki? Direkt atlasam. Hiçbir şeyle uğraşmadan direkt atlasam. Bir de onu deneyelim. Hiçbir şeyle uğraşmayıp direkt aşağıya atlamayı deneyelim. Sonra yukarıya koşup yukarıdakini vururuz. Şimdi ben daha 10 dakikadır falan görevi deniyorum. O yüzden hiç kimseye sinirlenme, kızmak istemiyorum. Tatlı tatlı oynayalım istiyorum. O yüzden uyarımı en başında yapayım. Tavsiye yazmak gerçekten çok güzel ama bu modu izlememiş olabilirsiniz. Bak en tatlı şekilde şimdi açıklamamı yapıyorum. Bu modda 1. Minigun yok. 2. Bomba satın aldığınızda oyundan atıyor. 3. Mod zor bir mod ve denerken ben ya şunu nasıl yapamazsın ya bunu nasıl yapamazsın yorumları çok sağlıklı olmuyor. Teşekkür ederim. Bu modda minigun yok, bomba yok, X yok, araba koyduk olmadı, şu koyduk olmadı. O açıdan bilgileri tekrardan vermiş olayım. Teşekkür ederim. Bu normal GTA Vice'de değil. Canı 75 yapmak işe yarayabilir evet. Onu denememiz lazım. Can 75 olayı bize yarım saniye falan kazandırabilir şu shotgun'lıya karşı da. Muhtemelen benim yapmam gereken shotgun'lı ama amına konumu shotgun'lısına bakar mısın? Kasada zaten bakarken arkayı dönüp ateş edebiliyor abi. Adam kasaya bakarken bir yandan arkasına dönüp ateş edebiliyor. Yeni gıcık ses açıldı. Tommy. Evet evet. Tommy. Arabaya hasar verdim. Taksiye çarptım. Taksiyi gene bar girişine de kendi mekanımızın girişine de koydum. Gene yemedi yani. Eleman buradan döndü 2 kere. Arkasına bakıp taradı bizi. Şunu vurup koşuyorum. Shotgun'lı bu. Belki bize biraz zaman kazandırır. Hiçbiri kolay ölmüyor ki. Bu sefer bunları öldürmekle uğraşırken yukarıdakini salıyorum. Oradaki para da çok azalıyor. Onu yakalayabilseydim bu arada iyiydik. O elemanı yakalayamadık. Gene kasadan para çalmaya başlayabilirler. En azından burayı, bu kısmı göreceğiz. Şimdi bir aşağıya armora ineceğim. İzin verirlerse. Canım armorum çok düşük çünkü. Bir izin verirlerse bunları alacağım ama şurada biri var mı? Hemen koştum aldım. Güzel. Şimdi üst kata çıkıyorum. Üst katta neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. En azından bu kısmı ilk kez göreceğiz ama. Lens nerede abi? Lens yok ortada. Go and kill Lance Backstabber. Da Lens nerede? Giriş kapısından dalmaya çalışsam acaba nasıl olur? Helikopterle bir girişten girmeye çalışacağım. Lens ortada yok. Ara sahne ortada değil abi. Ara sahne kayıplara karışmış durumda. İçeriye direkt Infernus'la girelim. Yine önlemimizi alalım. Tararlarsa birazcık yaşayalım. Lens nerede peki? Heh, şimdi başladı ara sahne. No one to cover your ass now, hey Tommy. You're going down, you backstabbing prick. You think so? I got those clothes you wanted. Oo. Gelmemi mi engelledin bunu yaparak? Araç sıkıştı bu arada. Yani oradan geçemezsek nasıl yaparız? Helikopter kapıya bırakmıştım ama. Helikopterle yukarıya çıkar mıyım? Tamam. Çünkü direkt adam insta kill yapmış dışarıya. Sniper koymuş. Burada dışarıya çıkmamı istemiyor yani. Burada dışarıya çıkmamızı istemiyor. Araçla içeriye girip molotofun üstünden araçla geçebiliriz ya. Molotof aracı öyle direkt tek atmaz yani. Araçla çıkabiliriz. Lens'in ara sahnesi girmeden gene dışarıya çıkmayı başarırsam Infernus'la yukarıya girebiliriz abi. Infernus'la yukarıya gidebiliriz. Tabi şimdi mesele yine oraya gelebilmekte. Aa, bu adam bu sefer içeriği soyamamış lan. Bu sefer içeriği soyamadılar. Ama benim armor da cam da daim başında çok düşük. Niye öyle oldu? Neredeydim ben bu kadar hasarı? Bu kadar hasarı neredeydim bilmiyorum ama başlangıç umut verici. Aşağıdakini soymaya başladılar bu arada. Gitmem lazım aşağı. Tekrardan depar atıyorum. Az önce deparla geçtim yanından, bu sefer olmadı. İleri geri bas, teker yakara kara çevir, molotof aracı isabet etmek için hasar vermez ya da hiç. Ya onu zaten kurtardım orada. İmbin yapınca düzeldi, ondan yana sıkıntı yok. Govu 87, 86 Julie, 86 Donovan. Govu. Govu. Az önce ne güzel. En başında kimse girememişti. O güzel olmuştu ama bu sefer sıkıntı oldu. Bro. Bazen vuruyorsun, bazen vurmuyorsun. Bazen vuruyorsun, bazen vurmuyorsun. Görevi girdikten sonra garajdan zebra taksi al. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Yani bunu illaki göstermem gerekiyor. Az önce çünkü sorunumuz olduğu için bazı sorunlarımız. Dışarıya çıktığım anda sniper yediğimizi ya da paranın gideceğini göremedik. Şimdi hemen dışarıya çıkarak bu sahneyi yaşamış olduk. Gerçi benim şu anda sinirlenmem gereksiz ama zaten oyun yeterince gergin. Aşağıdakinden çalmıyor bu arada. Aşağıdakine uğraşmaya gerek yok. Aşağıdakini şu anda soymuyorlar. Bir anda gidip biri dur kanka sen soyamadın ben soymaya başlayayım demezse aşağıdakini soymuyorlar. Mod yapımcısı bazen şans tanıyor bazen tanımıyor sanırım. Bunları vuracağız. Git ve Lance'i öldür diyecek. Lance'i öldür dedikten sonra Infernus'u almama bir şey demedi. Garajda da Zebra taksi var. Infernus'u da değil. Zebra taksiyi alırım. Zebra taksiyle beraber Lance'in yanına çıkmayı deneriz. Sonrası artık Allah kerim. Tamam. Şimdi ara sahne girmeden benim şuradan devam edip hemen aşağıdan armoru alıp 9 armor 9 armordur yani ne olur ne olmaz. Hemen sonra giriş kapısından çıkıp Infernus'u alıp lan deminden şimdiye geldik nereye geldik ama. Hemen Infernus'umuzu alıp ya da Zebra taksiyi alıp yukarıya çıkıp sonra o insta shot'ı yemememiz gerekiyor. Alamazsın direkt sniper çekiyor. Az önce çıktığımızda çakmadı. Aa az önce çıktığımızda da çaktı aslında çünkü ben çatıdan çıkmıştım. Ben çatıdan çıktığım için çakmamıştı evet. Ben çatıdan çıktığım için çakmamıştı. Aşağıda çakıyor. Teten dosta korku düşmana güven veriyor. Allah razı olsun. Bunların hepsi şey böyle. Çok kötü bir örnek verecektim. Sıkıntı olur. Bunların hepsi ne biliyor musun? Minigun al diyenler. Benim çete şu anda minigun al diyenler abi. Minigun al bomba al, minigun al bomba al diyenlerden oluşturduğum bir çete bu. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyoruz. İçimden geçtin be. Haydi bakalım. Tommy! İlk shotgun'lıyı vurduk. Aşağıdan para çalıyorlar. Yukarıdan çalamıyorlar şu anda. Hemen aşağıya atlıyorum. Bak en uzaktan gelen mavili çakıyor. En uzaktan gelen mavili shotgun'la çıkıyor. Yani eğer başlangıçta biraz hızlı oynayıp o mavili gelmeden İçeriye girebilsem sonra bizimkiler belki maviliği vurur yani. Evet evet ben bir minigun almayı deneyeyim yine de. Muhtemelen yanlış oynuyorum bu görevi. Yine de bir minigun almayı denemem mantıklı geldi bana da. Uzatmak yersiz. Chat üyeleri arasında sana Turgay diye seslenenler de varmış. Turgay'ın minigun al ve bomba al diyenleri bir araya topladığım bir çete. Ya has siktir lan. Yarın gelişe başla. Evet mod yapımcısı muhtemelen şey demiş bu görevde. Ben senin acı çekişini göreceğim demiş. Katılıyorum. Kardeşim o görevi yanlış yapıyorsun. Selam herkes hoş geldi. Herkes hoş geldi. Bitir de edit yapacağım. Tamam hemen seni bekletmemek için şimdi ayarlıyorum. Madem işin gücün var, seni de çok fazla bekletmeyelim. Ben eğlencesine takılıyordum ama artık eğlence bir yere kadar o zaman. Eğlence eğlence nereye kadar? Biraz da ciddiyet. Biraz da ciddiyet abi. Telefon görevlerini bundan sonra mı yapacaksın? Belki yapmayız telefon görevlerini. Belki daha sonra yaparız, bilmiyorum. Şu an tek amacım final görevleri. Bazen aşağıda buglanıyorlar. Parayı çalmıyorlar. Öyle bir fırsat yakalamam lazım galiba. Sanırım öyle bir fırsat yakalamam lazım. Parayı çalmadıkları. Ananın... Bugünkü video küfürlü. Bugünkü canlı yayın küfürlü. Hoparlörden izleyen arkadaşlarımız varsa sesi biraz daha açabilirler. Ailelerinin daha iyi duyması için. Yani para bitti, aşağı koysam öleceğiz zaten. Eğer aileniz tam olarak duyamıyorsa küfürleri arkadaşlar, biraz daha ses verebilirsiniz. Sesler fullendiyse hiç sıkıntı yok. Bu dakikadan sonra sikiş var. Direkt zıplayınca şatkanlıdan bak, iki tanesini vuruyorum. Ama işte hızlı vuramazsan da yenileri geliyor. Yenileri gelince de ayrı sıkıntı. İnşallah girmemiştir içeriye. Koşma. Vallahi çalıyor. Yapma ya. Bizimkiler hiç şey yaramıyor. Hiç tutamıyorlar abi. Birazcık daha böyle tutabilselerdi belki. Neyse, ben bir sahilde sekse gidiyorum arkadaşlar. Tehlikeli cümleler. Duygu birazdan kapıyı açacak. Ne dedim falan diyecek. Kız anlam veremeyecek. Ben sekse gidiyorum. Birazcık zıp zıp yapmamız gerekiyor. Belki işe yarar. 25 can 25 candır. Hayatta tutar yani. Belli olmaz. Gidiyorum ben aga. Ocean Beach sularında birazcık can arttırmaca. Da işte her save'de bunun gidecek olması, hocanın gidecek olması çok kötü. Her save'de onun gidecek olması çok kötü. Hardline'da bunu da yapmadık demeyiz. Bir anda izlenmeler artıyor değil mi? Sony'ye gelemedik daha. Daha Lens'e de gelemedik eğer şey düşünürsek. Lens'in bir kaçtığını gördük ama o kadar. Kanka bu arabaya binerler mi? Binerler bence, güzel araba. Bu arada Özkan'dan NT bitiyor hadi diye destek gelmiş. Çalıntı arabayla kız. Üf, şu abiyi alsam. Var ya, canı 500 yapar o abi. Özkan teşekkürler. Abi gece vakti olmazsa şimdi kızlar sokağa çıkar mı? Öyle bir durumumuz var mı? Erken saatlerde çalışmıyorum gibi. Erken saatlerde işe çıkmıyorum gibi durumumuz var mı? Siyah bikinili ablalarımız yapıyordu genelde bu işi ama burada belki buraya çevirmiştir. Dur ben şu Ocean Beach'te Vive'de bir save atayım da gece vakti bu mesleğin çalışanları biraz daha aktif olabilir. Evet, saati akşam haline getirdik. Kızlarımız nerelerde? Sen gelir misin ablam? Sen gelmezsin muhtemelen. Biz bir de arabayı da değiştirelim. Belki arabayı da beğenmiyorlardır. Beşiktaş 3-7 abi, yine let's go. Abi Beşiktaş bu sene şey yani. Zaten umutsuz vaka olduğu için hiç can sıkmaya gerek yok. Gel bakalım. Gel gel, atla. Hadi. Arabayı mı beğenmedi lan? Heh. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Deniz feneri. Manzaralı. Okey miyiz? İşte bu abi, işte bu. Kesinlikle. Ha, biraz daha, bir 75'ten daha fazla. Böyle bakınca sarmıyor. Böyle en azından hayal gücümüzü kullanabiliyoruz abi. Böyle en azından hayal gücümde bir şeyler canlanıyor. Kızı görmezken falan. Hadi biraz daha be. O kadar hareket yaptık. Tamam. Git şimdi sen. Hadi siktir. Şimdi adettendir. Adettendir abi. Yani bu işin yapılması lazım. GTA Vice adetleri. İzlenmeler artıyor. Her seferinde gelip de ama bu 75'i yapmakla uğraşılmaz. Daha fazla yapsak can artar mı? Artmaz. Bu kadar abi. Bu kadar oluyor. Let's go. Chinatown Wars'ta bu ESC vurup para alma olayına atıp var. Allah'a şükür Chinatown Wars oynamadım. Bu konuda temizim abi. Clean. Belki bir gün. Save atmamamız lazım. Eğer save atarsak canımız 50'ye düşüyor. O yüzden bu dönemde yapamazsak her seferine gelip bu zıp zıpı yapmamız gerekiyor. Ama çok da uğraşılacak dert mi derseniz, çok da uğraşılacak bir şey değil. O açıdan sıkıntı. Şimdi save atarsak can gidiyor. Aynen öyle. Böyle hiç görünür bir yere değil de direkt kasanın önüne park etsem belki kalır mısın? Belli olmaz. Şansımız umarım yaver gider. What's going on? GTA polisi binse o sıkıntı konu kanka. Ben o konuya giremem. O konu birazcık sıkıntı bir konuymuş. Bak bir tane mermi tuttursalar aynı benim gibi. O zaman gidemiyor adamlar. Çalmaya gidemiyorlar. Yani mesele o aslında. Koşana tek mermi tutturmak. Sonrasını vura vura çözersin. Yeter ki koşmasınlar. Sonra onlar da çatışmaya başlıyor çünkü. Mesela ben bir mermi tutturamadım altta koşana. O yüzden kasaya gitti herif. Kasaya gitmese çok temiz ilerliyorduk ama kasaya gidildi. Shotgun'a girildi. Amımıza koyuldu gibi bir durum var. Adamı sokmamak lazım. Adamı içeriye sokmamak lazım. Araba işe yaradığı yok ya. Direkt koşan oldu mu giriyor yani. Shotgun'la yakalandı mı? Burada 250 de olsa canın, 300 de olsa fark etmez. İçinden geçiyor çünkü. O shotgun'a kendini vurdurmamak. Mesele o. O shotgun'ın bizi vurmaması lazım abi. Her seferinde can arttırmakla uğraşamayız agalar. Her seferinde oraya mı gideceğiz? Şimdi aşağıya zıplasam para bitti. Zıplamasam. Zıplasam ben öldüm zaten. Koşarak gitmeye çalışıyorum. Vay be, havada vurdular. El bombası AVM'den satın aldığımda bug'lıydı, oyundan atıyordu. 1.4 patch'te belki düzeltmiştir. Bir el bombasına bakalım mı? 1.2 patch'te el bombası aldırmıyordu. Direkt oyundan atıyordu. Bir gidelim AVM'ye. Belki 1.4 patch'e geçtiği için Hani bir bug'dı, belki düzeltmiştir, bir şey olmuştur. Bir o şansımızı deneyelim. Gene şatkı, el bombasını aldığımızda oyundan atıyorum. Abi sence şiddetli boğaz ağrısı mı daha kötü, şiddetli karın ağrısı mı? Kanka benim için en kötüsü yani nefes alamamak oluyor. Benim zaten burundan tek delikten nefes alamıyorum, hastalanıyorum. İkisi de böyle tıkandığında, ikisinden de nefes alamadığımda geberecek duruma geliyorum. Benim için en kötüsü burnun acayip tıkalı olması, o hastalık hali ve nefes alamıyor olmak. El bombası düzeltildi, 100. söyleyişim. Kanka bir 100 kere daha yaz o zaman. 100. söyleyişim. Final görevinde içimizden geçiyorlar ya. Uncharted maratonda oynayasım var. Bakalım el bombası düzeltilmiş mi? Pistol, Uzi, Stubby Shotgun. Normalde burada grenade var. Aldık. Sallayabiliyor muyuz? Evet, el bombasını düzeltmişler. O zaman işler çok daha kolaylaşacak diyebilir miyiz? O zaman sınırsız el bombasıyla yolumuza gidebiliriz. 70 tane yeterli olur herhalde. Olur. Artık işler legal. Polizay abilerimizden bir kurtulalım da. Save atınca giderler herhalde. Uğraşmayız. Save game'i falan bu olmasın. Yok. 1.2 patch'inde biz oynarken, yani eski patch'te oynarken bombayı aldığımız anda oyundan atıyordu. Öyle bir şey vardı. Demek ki aslında bütün oyun boyunca el bombasıyla oynayabilirmişiz ama patch'in sıkıntısıymış. Patch'in bug'ıymış. Şimdi düzgün el bombalarıyla aşağıya direkt temizleyip koşabiliriz. Bir save şimdi. Let's go. Göreve girmeden. Burada bir save. Polis abilerimizden kurtulmanın anlamı var mı? Herhalde yok. İçeride girmezler. Oyunda hileler aktif mi? Hile yazarsan çalışıyor hileler. Hilelerden yana bir sıkıntı yok abi. Ama tabi zor bir modu hileyle oynamak çok mantıklı gelmiyor. Biraz oyunun yapısına aykırı gibi. Tamam, soldakini atmamışız. Soldakine de. Sanki böyle güzel temizleyip koşulur. Atarız koşarız, atarız koşarız gibi. İnanılmaz bir şey oldu lan. 2024'e girdik lan. O 2024'e girdik lan abi. Bu sene yapamamış ya. Rise Online reklamı yapacağım diye. Bu sefer bağırmıyorum. İşte şöyle oldu. Yok Rise Online yeni yılına girdi falan. Bütün olayın havasını bitirmiş yani. Maalesef. Yiğit Çalışkan bu sene olmadı kral. Rise Online çok sağlam para vermiş olması lazım yani. Yoksa onu değiştirmemesi lazımdı. Dışarıya çıkarken de el bombası atabiliriz. Şu an kaldık böyle ama. Dışarıya çıkarken de buradan yine el bombasıyla çıkılabilir. Son görevin nasıl bir zorluğu var? Çok adam geliyor. Her yerden çok daha fazla adam geliyor. Shotgun'la geliyorlar ve daha Lance Vance'i göremedik. Daha Sonny'yi göremedik. Aslında direkt sola doğru atsam hiç giremeden o adamı vurabilir miyiz ya? Bir onu deneyeceğim. Dışarıya çıktığım gibi sola atsam o adam giremeden o adamı patlatamaz mıyız? O adamı hiç içeriye sokmasak, sonra bir sağa bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı el bombası sallasak. Hatta sürekli aşağıya atsak, yukarıya gelen adamı zaten göreceğimiz için yukarıya geldiğinde el bombası atsak. Olabilir. Vice Hardline oyunu %100 bitirmeyi deneyecek misin? Yani rampage'leri yapasım çok fazla yok. Topfan araçlarına bakabiliriz. Topfan araçlarında değişen bir şey var mı diye. Onun dışında hepsini bitirdik bence. Gizli paket toplanmaz. Unix'tan jump yapılmaz. Dükkan soyulmaz. Bunların hepsi asıl oyunda olan şeyler. Ege, bugün bundan sonra GTA 5 var. GTA 5'te zaman geçirdikten sonra FIFA geçesim var. Bugün Fall Guys zor gibi. Ama bakılır yani. Belli de olmaz. Eleman içimizden gene tertemiz geçti. Yok, yine bir şekilde girmeyi başardı. Bir de bizim adamlar da ölüyor. Yani sürekli el bombası değil de en azından başlangıçta girerken el bombası atıp girmelerini falan engellemek belki. Yukarıdaydı. Yukarıdakine mi gittik? O kadar el bombası attım. Nasıl olmadı? Giremedi, soldan soydu. Görmedim demek ki. Kanka salın isterseniz. El bombam nerede benim? Göreve, yanlış göreve mi girdim? 22.49. Onur teşekkür ederim. Heh. Yeni gelenler yayını beğenmeyi unutmasın abi. Desteklemek isteyenler katılarak Bino Game'den destekleyebilirler. Hardline zor bir oyundu. Bu da son görev. O yüzden tahmin edersiniz ki aşırı zorlayacak yani. Şu an bir düzen kurduk gibi. Onu da indirdi bizimkiler. Bu arada benden önce onlar indirdi ha. Helal olsun. Birazcık bizimkilerin de ölmesini engelliyor olmam lazım ama. Aşağıya biri girdi. Gördüm. O el bombası bana da etki etti. Altı kişi kaldı benden. Okey, Lance'i öldür muhabbetine geçtik. Şimdi ne yapıyorduk? Aşağı ineceğiz. Aşağıda ama direkt sinematik girdi abi. Direkt sinematik girdi bu sefer. Oraya koştuğum için. Aşağıdan değil yukarıdan gideceğiz. Doğru. Yukarıdan gidip helikopter almam lazımdı ama şimdi nasıl yaparız? Buradan geçip belli bir hasarı... Aa bak sönüyormuş lan. Tamam. Durun bakalım. Bekliyorum. Kanka sen sönmeyeceksin herhalde. Üstünden bir hıdrellez şöleni yapmam lazım. Bahar geldi diyerek şöleni yaptım efendim abi. Üflüyorum. İlkinden kurtardık. Yavrum şu an gelemem. Tamam, şu an final görevindeyim. Şu an salamam. Yine böcek alarmı geldi ama şu an sıkıntı bir andayız. Aa bak orada varmış, onu görmedik. Allah'tan vuramadı. Vuracak olsa vururdu yani. Okey. Buraya kadar geldik. Şimdi yukarıya. Dışarıya çıktığımızda neyle karşılaşacağımızı çok merak ediyorum. Bismillah. Orayı kapattın, kaçırmıyorsun. Görmüyorum ki. Şu an tarayabiliyorum. Sağdaki camdan görüyoruz en azından. Ananın, adam intihar bombacısı oldu resmen. Geliyor kendiyle beraber molotof atıyor. Lens'ten uzaklaşıp varilleri üzerinde patlatmak mantıklı olabilir. Lens geliyor ve geldiği yerde abi direkt altıma molotof atıyor. Direkt altıma molotof atıyor. Direkt altıma molotof atıyor. Lens'ten uzaklaşıp halletmem lazım. Dur, içime dert oldu. Bir gideyim bakayım Duygu'ya. Taramak yerine bombayı sallasaydın karşıdayken. Onu iyi dedin. Ama zaten saniyelik olaylar yaşandığı için. Yine oraya gelirsek belki Lens'e bomba atabiliriz. Alt kattan git, molotoftan damage yemem. O da mantıklı. Oraya geldiğimizde alt kattan ilerleyebiliriz. Yanlış save'e girdim. Bakarım şimdi. Yanlış save'se diğer save'e döneriz. Üste tarayan vardı. İlk onları vursan daha kolay olabilir. En üsttekine dönüp en üsttekini vurup sadece Lens'le birebir kapışma. Lens'ten uzaklaş, Lens'i tara. Uzaklaş, tara. Uzaklaş, tara. Shotgun sıkarsak yere düşüyorsa shotgun'la üstünden geçeriz ama belki Lens'i yere düşmeyecek şekilde kodlamış olabilir. Bilmiyorum. Ama bunlar mantıklı fikirler. Teşekkür ederim. Lens'i gördük. Sony'yi daha hiç göremedik. Tabii belli olmaz. Belki Sony'yi ilk gördüğümüz anda da Sony'yi patlatabiliriz. Parayı çalmaya başladılar. Şunu bir patlatacağım. Yukarıdaki yer gittiğinde aşağısı hale devam ediyorsa baştan. Çünkü adam resmen benim adamım öne geçti. Böcek neymiş? Burada osuruk böceği oluyor ya. Sinek minek çok olmuyor. Osuruk böceği oluyor burada. Öldürmezsen, böyle dışarıya atarsan hiç sıkıntı yok da öldürürsen leş kokanlardan var ya. Yeşillerden. Yok yok Ege, zaten gerek kalmamış. Vurmuş bir şeyle atmış dışarıya. Ben olmayınca kendi işini kendi gördü. Bu aşağıya kaçırmayacağım. Direkt sola atıp aşağıya kaçırmamam lazım. Eğer aşağıya atmazsak sıkıntı. Karşımdayken ona da bomba atsan hasar alır mısın acaba, bilmiyorum. Başlangıçta direkt bombaları sola atmamız lazım. Sonra Lens'le kapışmaca. Bir yayın izlemedim, finale gelmişsin. Geçen yayında Lofis ve motorcu görevlerini, Dockyard'ı, dondurmacıyı hepsini gördük, serisinden geçtik. Ya senin kafanı sikeyim ya. Senin gerçekten kafanı sikeyim. Bence GTA tarihinin en zor görevi. Birazcık öyle. İyi yayınlar, kolay gelsin. Bu görev çocukluk travmamda. 10 at. Bunun 10 katını düşün şimdi. Belanın da belası yani. İyi, sokmadık oraya. Sinirlenmeye gerek yok. GTA Vice City Hardline. En zor oyun dedik GTA için. Son görevinin de böyle olması normal diyelim. İlk bir saat sonunda yorumum bu. Bundan bir iki saat sonra farklı olabilir. Emin değilim ama zor görev. Bence de. Biraz zor görev gibi. Sanki bir tık. Zor görev gibi geldi bana da. O adam ölmedi ama yine de ölmedi galiba. Sana ben ne yaptım diyor. What do I do? Bu el bombası eğer gelmemiş olsaydı biz ne yapacaktık onu da bilmiyorum. Bu arada geçti biri, inşallah kasa gitmez. Bu el bombası şu anda bu işi bu kadar rahatlattı. Yoksa el bombası gelmese ne yapardık bilmiyorum. Ama şeye üzüldüm. Hani el bombası hep varmış ama ben oyun engelliyor zannediyordum. Patch'ten dolayı yokmuş yani. Şu an adam çalıyor biliyorum. Biraz zamanım varken kullanmak istedim. İnşallah yukarıdan çalmaya başlamazlar. O ana kadar burada kalacağım. Şansımı deneyeceğim. Çünkü çok fazla vurdum zaten. Belki zaman yeterli olur yani. Okey. Zaman yeterli oldu. Bunları vurursak Lance'in yanına gidebiliriz. Şimdi Lance'in yanına gitmeden önce aşağıdan geçeceğim. Bakın olay şu. Gerçi gerek de var mı bilmiyorum ama deneyelim. Kimse yok değil mi şu anda? Beni öldürebilecek. Aşağıdan gidiyorum. Öncelikle şu ara sahneyi başlatmadığımız için aşağıdan armorlu canı rahat rahat alıyorum. Sonra çatıya çıkacağım. Çatıdan helikopterle aşağı ineceğim. Aşağı indikten sonra taksiyle yukarı merdivenlere çıkıp drive-by yapa yapa Lance'i öldürmeyi deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Bu şekilde çıkınca az önce sniper tek atmadı. Yoksa kapıdan çıktığında tek atıyorlar. İtfaiye görevlerini yapsan. Ya o 15 can mı hasar veriyor arkadaşlar? Yani 15-20 can maksimum. Çok çok inanılmaz büyük bir dert değil oradaki molotof. Dışarıya çıktığımızda gerçi ama doğru söylüyorsunuz. Lens'le kapışırken en büyük sıkıntı. Lens'le kapışırken yanıyorsun zaten. Başlangıçtaki molotoftan değil ki. Ya yapma be bro. Az önce hızlı geçtiğim için mi arabayla hasar yemedim? Infernus'a çok daha seri girdik diye mi hasar yemedik? Niye böyle oldu bilmiyorum. Az önce gene arabayla gitmiştik. Hasar yememedik abi. Hasar olmamıştı yani. Enteresan. İtfaiye yap pizza görevlerini yapınca can vermemişti. Bir arkadaşımıza denemişti. Belki de bu görevinde olayı itfaiyeyi de alsan yine yanıyor olmaktır yani. İtfaiye görevleri belki bir işe yaramıyordur. Ben sana ne yaptım diye sorguluyor. Evet bir tanesi elimizde patladı abi. Adam tam ben bombayı atarken beni taradı, bir tanesi elimizde patladı. Fak 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 fak. Ben seriyi uzatmak istiyorum abi. Uzasa uzasa bir saat daha uzar kral. Daha fazla bu seri uzamaz. Yeni gelenler beğenmeyi unutmasın. Yayın daha fazla insana ulaşsın. 600 kişiymişiz. Teşekkür ederim. Bu seri boyunca Hardline boyunca 500-600 hep buraları gördük ya. Hardline o konuda canlı yayın izlenmeleri olarak kanala bayağı yaradı. Bakalım GTA 5'ler nasıl gidecek? GTA 5'leri merak ediyorum. ...12 saat ne zaman? Yani yarın ev yerleştirmeye gitme muhabbetimiz var. Ama belki yarın kadınlar arasına böyle düzen gibi bir şey yapabilirlermiş. Eşyaları yerleştirelim düzen gibi. Eğer öyle bir şey yapılırsa yarın evde olursam... ...yarın uzun bir yayın yaparız. Belki 12 saat bile olabilir ama... ...bu cumartesi pazarın biraz belirsiz. Duygu'nun abisi taşınıyor. Ev taşımasına yardım etmem lazım. O yüzden bu 1-2 günde yayın saatleri çok belli değil. Fırsat buldukça uçacağız. Tamam, Lance'i gebert moduna geçtik. O zaman şey yapmıyorum. Araçla uğraşmıyorum. Amına koyayım. Kendi kendine başladı sinematik. Ben bir şey yapmamıştım. Benim tüm agalar ölürse de görev fail oluyor, evet. Kimsenin ölmemesi lazım. Şimdi giderken dikkat etmemiz lazım. Zaten canımız az. Normalde sinematik başlamazsa kimse gelmiyor karşınıza. O güzel oluyor da. Sinematik başlayınca sıkıntı. Anıl teşekkür ederim. Burada kimse yok. Şuradaki tehlikeliymiş yalnız ha. Yan merdivenden direkt canı acıtabilirmiş yani. Allah'tan bunları burada bırakmış gene. İnsafa gelmiş. Eğer bunları burada bırakmasa final görevi nasıl geçilir? O büyük soru işareti. Onur hoş geldin, selamlar. Şimdi dışarıda el bombasını kullan ve Lance'i patlatmadan önce adamını patlat falan diyorsunuz. Bunun arkasına el bombasını atmaya çalışırken bize bela olur mu el bombaları? Ananı satayım. Yok ya, varilin arkasından el bombası atmak fikri çok iyi bir fikir değil. Ya da ben atamadım, bilmiyorum. Bayağı sıkıntı görev. Unutmuştur, yok be. Modu yapacak da burayı mı unutacak? Bu unutma değil. En azından buraya bırakalım demiş, anladın mı? GTA 5 kitlesi çeksek şu izlenmeler maraton öncesi 1.2K'ya çıksa, hayat bayram olsa. Çok büyük hayal ya. Yani ağzından bal damlamış ama büyük hayal. Keşke. Lance Vance'i shotgun'la eritme fikrine ben de okeyim. O mantıklı gibi. Yakınıma yanaştığında hemen shotgun'ı çekip yere düşürebilsem onu bum 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 shotgun'la eritebilirim. Ama şu an el bombası sayesinde atıyorum bu görevi 2 saatte geçeceksek, eğer el bombamız olmasaydı emin olun bu görev 5 saat falan sürerdi yani. El bombası her şeye yardım etti. Eleman demek ki 1.2 patch'inde bu el bombasını buglamış. Sonra belki de hani insanlar çok zorlandı, oynayamıyoruz falan dediler. Belki de el bombasını sonra getirdi. Çünkü mesela bizim araba görevi vardı ya. Araba görevinde 6 tane level geçiyorduk biz, hatırlarsanız. 1.4 patch'inde onu 5'e düşürmüş. Sanırım biraz daha kolaylaştırmaya çalıştı bazı şeyleri. Şu an hiç canımız gitmedi bile. 10 numara durumdayız. Direkt Lance Vance'le kapışmaya girebiliriz. Ya da arabayı alsam da çok iyi olur ama sıkıyorlar ya, gerek yok. Testereyle erir mi Lance? Altımıza molotof attığı için çok tehlikeli. Altımıza molotof attığı için çok tehlikeli o. Şükrücüm iyiyim, keyifler yerinde, sen nasılsın? Pompalıyla sıkarsam yere düşer mi? Ben de onu deneyeceğim şimdi. Pompalıyla sıkıp Lance'i yere düşürmeyi deneyeceğim. Öldü herhalde. İyi, bunlar çok iyi tarayamıyor. Gene o acayip içimizden geçenler gibi tarasalar bayağı bela olurlardı ama normal halktan insan gibi tarıyorlar. Shotgun'ımız burada. Başlangıçta Lance'i biraz tarayıp görevi aktif edip sonra molotof atmaya başladığında hemen uzaklaşıp shotgun'la eritebilirim. Oyunda açık strateji oyuna döndü. Evet evet, Age of'a döndük abi. Age of Empires'tayız. Önce yukarıdakini vurabilsem güzel olur ama. Şükrücüm teşekkür ederim katılar için. Hiçbir işe yaramıyor canlar. Şu an Dark Souls boss teknikleri olmalı ya. Amına koyayım. Bir de silah mı çekiyorsun canın istediğinde? Full molotof da gitmiyor. Molotof atıyor. Canı istediğinde de silaha geçiyor. Bir yandan da yani sıkıp kutu arkasında kalacaksın. Üstüne koşmaya başladığında zıplayacaksın. Sonra gene kutu arkasına geçeceksin. Bir de bu haline başladık yani. Yok anasının şeyiymiş. Bir bu eksik ya. Eleman tenekelerin yanındayken tenekeleri sıksan. Öyle de tenekeleri sıkınca beni de patlatıyor. Tenekelerden çok uzaklaşmam lazım. Shotgun'la sıkmayı denedik. İşe yarıyordu. Şimdi de taramaya başladı. Bildiğin Minecraft'a döndüreceğiz ya. Minecraft'ta ejder mi bir şey var ya, keserken yatak falan patlatıyorsun böyle. Lance'i patlatmaya çalışırken yanında şey yapacağım herhalde. Varilleri patlatacağım. Kaça oynayacağım. Yemin ederim şu an Dark Souls'a döndü. Hep Dark Souls muhabbeti yapıyorduk ya. Oyun Dark Souls gibi. Zorluğu bayağı fazla, taktik yapmak lazım diye. Bildiğin Dark Souls'a döndü bu. Son boss taktiklerini geliştirmemiz lazım. Boss şöyle saldırırken şuraya saklan. Boss böyle saldırırken buraya saklan. GTA Vice City Dark Souls. Hayırlı olsun abi. Aa, aşağıdan da çalmaya başladılar. Ben kaçar. Yukarıdan çalmaya başladıklarında koşacağım. Kendimi o ana kadar riske atmayacağım. Yukarıdan çalmaya başlasın, o zaman başka çarem kalmayacağı için koşarım. Şu an acelem yok yukarı koşmak için. Yukarıdan çalmaya başladı. Şurada iki kişiyi vurup hemen depar atıyorum yukarıya. Okey, şimdi Lance öldür muhabbeti başladı. Biz ölmeyelim. Yine. Bak artık her seferinde, her denemede Lance kısmına geçebiliyorum. Artık oraya geldik. Onda sıkıntı yok. Nereden? Tam olarak nereden o shotgun vermişsin yedi benim eleman. Sonra ben değmeyeyim. Tam olarak nereden? Aa, buradayımlarmış. Yukarı çıkarken dikkat etmek lazım. İçimizden geçmesinler. Üst kattan Lance'in yanına girmeye çalışsam acaba? Şöyle mesela Lance'in görevi buradan başlıyor ya. Şurada başlatsam adamlarla hiç görüşmeden. Şerbicim, birazcık bir yarım saat öncesini izlediysen zaten yaptık onu. Onu biliyoruz. Aşağıdakiler kaybolmuş, o yüzden aşağıdan devam edebiliriz. Yukarı çıktığımızda molotov atacağı zaman ondan kaçmam lazım. Diğer adamlardan da kurtulmam lazım. Sonra molotov olayı bittikten sonra tekrardan taramaya başlıyor. Yani her zaman kutu arkasında takılmam lazım. Molotov olayları olsa bile sadece kutuların arkasından sıkmam lazım. Yani Lance Vance fight'ı bir yarım saat sürecek şekilde oynamamız gerekiyor. Hemen Lance'ı öldürmek değil de o fight en az 5 dakika sürecek. 5 dakikalık boss fight'ı gibi adım adım hatasız ilerlememiz gerekiyor. Başlangıçta vurabileceğimiz kadar vurup molotof halini aktif edelim. Your history, Tommy, history. Lan bu arada iyi taradığımız için eleman gelemedi ha bana. Farkında mısınız? Bayağı iyi erittik orada. Gelemedi yani. Ah. Lance Vance düştü. Allah kahretmesin. Bir daha armor cam var mı? Oyun. Rica etsem. Sony'ye gitmeden bir armor bir cam daha bana be. Şuraya bir tane daha atmışsındır inşallah. İnsaflı davranıp. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi Sony'deyiz abi. Sony'yi de göreceğiz. Sony'ye yukarıdan girelim. Aşağıda direkt karşısında kalmayalım. Sony'ye üst kattan girelim. Hadi bakalım. Finalin de finali. Finalin de finalindeyiz arkadaşlar. Let's go. Bunun elinde M60 var bu arada. Elinde M60 var. Bir de üstüme koşuyor. El bombası atacağım. Başka şansım yok. Hadi bakalım. Böyle devam ederse bitiyor. Sonny, sizlere ömür. GTA Vice City Hardline burada sona eriyor abi. Let's go. Sonny'yi ilk görüşümüzde, Sonny'yi ilk yaşadığımızda ve bir daha da karşımıza çıkmadı. M60 ile geldiğinde acaba dedim problem olur mu ama o sahneyi, orayı iyi yakaladık ve GTA Vice City Hardline'ın sonuna geldik. Barış'tan 220, Emre'den de 5 TL'lik destek geldi. 1,5 saattir bu videoyu çekiyorum. GTA Vice City Hardline'da şeyi de yaptık bu 1,5 saatlik bölümde. Ricardo Diaz'da 2 saat 3 saat uğraştığım oldu ama Final görevini çok daha hızlı, çok daha güzel geçtim. Barış'cığım çok teşekkürler 220 TL'lik desteğin için. Evet, YouTube'dan izleyenler, müthiş bir seriydi. Şu ana kadar oynadığım en iyi GTA Vice City modu olabilir. Ben zor modları seviyorum. Dark Souls'ları, Sekiro'ları %100 demiş seven biri olarak. Bu mod benlik bir moddu. Yine bu tarz modlarla devam edeceğiz. Ancak bugün bu modun, GTA Vice Hardline'ın sonuna geldik. Sizler her gün gelen akşam 6 videolarıyla bunları izliyor olacaksınız. Biz de canlı yayınlarda farklı oyunlara devam edeceğiz. Özkan'dan da 5 TL teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Bye.